sorayım. Ben burada yaşamıyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum, yurt dışında Belçika'da. Yaşadığınız kadarıyla sorayım. Ne kadardır İstanbul'dasınız? Ben 2 haftadır buradayım. Yani bu yıl 3. defa geldim. 1. ayda, 6. ayda geldim. Yine şimdi geldim. Ne değişti geldiğinizden beri? Ya geldiğimden beri hiçbir şey değişmedi ama gördüğüm kadarıyla çok pahalılık var burada. Çok pahalılık var ama milletin alım gücü yine yüksek burada. Almanya pahalı, Türkiye mi? İkisi de aynı. İkisi de aynı. Yok. Almanya'da bak 11,5 euro bir paket sigara. Burada kaç para? Ama sigara çok hassas. Ya bir dakika, bir sigarayı örnek veremezsiniz, sigara. Burada görüyorum ben. Bir mağazaya giriyorum ya. Ayakkabı mağazasına giriyorum. Ayakkabı 5000 TL. Adam kredi kartına 2 taksit, 3 taksit onu çektirip alıyor. Adamın cebinde 10 tane kredi kartı var. Ben yurt dışında yaşadığım halde benim cebimde kredi kartım yok ya. Kredi kartım yok. Yasak değil. Niye İhtiyaç kullanayım? Niye faiz ödeyeyim ben? İhtiyaç duymadığınız için mi kullanmıyorsunuz? İhtiyaç duymadığım için var kredi kartım. Bir tane kredi kartım var. İhtiyaç duymuyorum. Çünkü neden ihtiyaç duymuyorum? Çünkü maaşım geldiğinde her ayın 1'ini onu kesiyor. Eğer ayın 5'ini onu atlatırsam biliyorum ki o devlet onun faizini benden alacak. Eğer 10 gün daha onu geciktirirsem her seferinde 6,5 euro. 10,5 euro üzerine faiz koyuyor. 4 euro 6,5 ekliyor ona. Peki ihtiyaç duymadığım için kullanmıyorum. Eğer o kredi kartını ben gidip o bankamatikten o parayı çekersem normalde limiti 2500 euro benim kullandığım. 2500 ben yapabilirim onu. 5000 euro, 10.000 euro o limiti yükseltebilirim ben. Ama ona ihtiyaç duymuyorum. Niye? Onu kullanmak istemiyorum. Nasıl Türkiye'de faiz oranları yüksekse burada yüksek, orada da aynı. Adam hiç affetmiyor. Enflasyon var mı orada? Enflasyon olmaz mı? Abi bildiğimiz soruların cevabını sormayalım. Enflasyon da var orada. Zam da var ama bizimkiyle eşit değil. Orada ben Flamanların mağazasına gittiğim zaman atıyorum. En ucuzu nedir? Orada Aldi veya Lidl'dir veya Carrefour'dur. Gittiğim zaman 150 euroya, ya şu araba var ya normal, onu dolduramıyorum 150 euroya. Veya Türk bakkalına gidiyorum. Türk bakkalına. Ya ne alacaksın Türk bakkalından? Normal evin ihtiyaçlarını pirinçti, bulgurdu, mercimekti, kahvaltılık şeylerdi. Bir kilo için kaç saat çalışıyorsun? Anlamadım. Bir kilo için kaç saat çalışıyorsun? Benim saat üretim şu anda 17,5 euro. Yani bir saat çalışmanda 2 kilo et alıyorsun Almanya'da, doğru mu? 2 kilo et alamıyorsun. Orada bonfilenin kilosu şu anda 17,99 yani 18 euro. Kıymanın kilosu 11 euro. Bizimkiler 11 euro. Kuzu etinin kilosu 17 euro. Tamam. Benim en sevmediğim mevzu şu bu arada. Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamak. Doğru değil, hayır, kıyaslamayalım. Alım gücü. Bak ne diyorum ben de Trabzonluyum. Ben de Trabzonluyum. Alım gücü burayla orayı kıyaslama. Kıyaslama, sakın kıyaslama. Çünkü oradaki insanların benim maaşım 2200 euro. Ben emekliyim. 4 yıldan beri mahallen emekliyim. Belimde fıtık var, diz, ayaklar gitmiş falan. Mahallen emekliyim. 4 yıldan beri çalışamıyorum. Ama orada nedir? Sosyal hakların var. Onlardan yararlanıyorum. Sosyal devlet. Onlardan yararlanıyorsun. Atıyorum çocuk param var, 4 tane çocuğum var. Maşallah. Ona sağ olun, teşekkür ederim cümlemizi. Ona ben çocuklara ek para alıyorum. Çocuklar okuduğu halde istediği kadar okusun. 25 yaşına şu benim kızım. 25 yaşına kadar, 30 yaşına kadar okusun. 30 yaşına kadar ondan devletten. Hayır. Burada sigorta yok mu? Sen Amerika'ya git de bak orada. Bir diş için 1100 dolar veriyorsun. 2 sene yaşadım orada ben. 2 sene. Doğup büyüdüm. Türkiye'mizi kötülemeyin. Yeter artık. Türkiye'yi kötülemeyin. Ben Karadenizliyim, Trabzonluyum. Bundan gurur duyuyorum. Türkiye'liyim. Bu gençlere lütfen örnek olun. Tamam mı? Almanya'ya da gittim. İspanya'ya da gittim. Bütün Avrupa'yı da gezdim. Arabistan'a da gittim. Lütfen Türkiye'yi kötülemeyin. Yeter artık. Gençlerin beynini yıkamayın. Lütfen. Yeter. Ben bu ülkeye 4 tane çocuk okuttum. Büyüttüm. Dişimle, tırnağımla ve el işinden terzilikle. Birini öğretmen yaptım. Birini doktor yaptım, birini işletmeci yaptım. 20 yaşında, 22 yaşında 2 tane taksim vardı Trabzon'da. Ben Türkiye'yi kesinlikle kötülemiyorum ben. Abi ben en sevmediğim şey Türkiye-Almanya kıyaslaması. Evet, oranın belki alım gücü daha iyidir. Ben bu konuyu kapatıyorum. Alım gücü biraz daha buraya kıyaslanarak yüksek ama orası da pahalı. Orası da pahalı memleket. Ya bir pantolonu ben 70 euroya alıyorum ya. 70 euroyu bugün hesaplayın ya. 70 euro ya. Şu gömlek atıyorum 80 euro ya. Ne bileyim, çocuğuma bir çift ayakkabı alıyorum. 100 euro, 110 euro, 150 euro. Sen iki kere düşünüyorsun. Yani ben ona göre, benim 4 tane çocuğum var, ben de onları, ben burada gezip dolaştığım gibi, yediğim içtiğim gibi, ben her gün orada dışarıda yiyip içmiyorum. Tabii ya. Tabii ki de bunu kabul ediyoruz, bir şey demiyorum.
Tamam, buradaki vatandaşlar, ben burada yaşadıklarını biliyorum. Çektikleri sileleri ben biliyorum ya. Az çok ben de haberleri izliyorum. Instagram'dan, YouTube'dan, bilmem oradan buradan takip ediyorum yani. Ama teyzenin bana dediği gibi, yani orada yaşayıp da gelip buradaki insanlar beni asla. Ben burada doğup büyüdüm ya. İki tane Trabzon şehir içinde iki tane taksimi sattım. Ben 10 bin euro 2003 yılında, 7. ayın 6'sı 2003 yılında 10 bin euro parayla ben oraya gittim. Niye gittin abi? Asıl benim için önemli nokta o. Niye gidiyoruz mesela? Niye gittim? Ben ister miydim ben iki tane şehir içinden arabamı satıp da plakalı duraklı? Şu anda 10 bin lira ya. Evet. O plakalarım benim 10 bin lira şu anda. O 10 bin lira ben geri dönsem o iki tane plakayı alabilir miyim? Alamam şu anda. Niye gittiğiniz kısmını merak ediyorum. Niye gittim? Ya benim ablam oradaydı. Babam oradaydı zaten. Almanya'da 17 yıl çalışmıştı. Ablam, kız kardeşim oradaydı. Ya ben de artık hayat şartları siz oraya. Hayat şartları bir anda beni oraya sürüklemeye çalıştı yani. Ben de her şey alın yazısı derler ya. Nasip kısmettir yani. Çektik gittik öyle yani. Yapacak bir şey yok. Ama İyi yaptın ya. Ama ben de oradan buraya geldim. Sen niye geldin abi? Dur onu da merak ediyorum. Niye ya gittin? Ben niye geldim? Babam emekli olduydu. Türkiye'ye döndük. Askerlik yapmak istiyordum. Askere gittim. Sonra burada kaldık yani. Tekrar gidecektim ama babam istemedi. Ama benim durum burada da iyi yani. Ben yine Almanlarla çalışıyorum. Vodafone'da çalışıyorum. Almanya Vodafone'da. Aha, Türkiye. Yine Almanlarla çalışıyorum. Burada işlerimiz iyi. Ben burada daha Almanya'ya nazaran daha rahat yaşıyorum. Bu memleketin esas sorunu ne biliyor musun? Biz eskiden farklı. Ben 17 yaşında bu memlekette usta oldum. 17 yaşında, 51 yaşındayım. Kamudan emekli oldum. Şu anda taşeron bir firmada yine çalışıyorum. 55 bin lira maaş alıyorum. Yanıma gelen, meslek öğrenmek isteyen gençlerimizin bugün yaşı 30 yaşında. 25 yaşında gelmiş ve yanında meslek öğrenmiyor. Aman kızım çek, ben çektim kızım çekmesin. Aman oğlum ezildi, ben ezilmeyeyim. Bu memlekette bir kere kalife eleman sıkıntısı var. Nasıl kalife eleman sıkıntısı var? Biz kendi kendimize çocuklarımızı, gençlerimizi mahvettik. 17 yaşındaydım ben usta olduğumda. 17 kalifeli, ustalık, kahvalık, eğitici belgesi olan bir adamım ben. Sen 55 bin lira maaş alıyorum. İşi bırakmak istiyorum, adam işi bıraktın. Hayır, bırakamazsın diyor. Memlekete gideceğim, bırakamazsın diyor. Yok yok. Sen gençleri üstünü örtersen bu memlekette 2,5 milyon insanın 2 milyon 25 ile 15 yaş arasında 2 milyon gece ne okulda okuyor ne de istihdamda var. 2,5 milyon insan. Babana 50 lira ver. Haydi yavrum oraya gidelim. Babana 100 lira ver. Yok kardeşim, böyle bir dünya. Sizde çoluk çocuk var mı? Var. Bu memlekette... Nasıl yetiştirdim? 3 tane kızım var. 2 tanesini üniversitede okuttum. İşlerinde güçlerinde çalışıyorlar. İkisini de evlendirdim. Bir de 14 yaşında ama 4. sınıfa giden bir çocuğum var. Bizim en büyük eksiğimiz, evlatlarımıza en büyük kötülüğü yaptık biz. En büyük kötülüğü yaptık evlatlara. Yetiştiren çocuklarımıza en büyük kötülük yaptık bu memlekette. Allah aşkına. Dini yok. İmanı yok. Eğitimi yok. Ahlak yok. Şuradan şuraya otobüste geliyorum. Bastonlu teyze otobüste ayakta duruyor. Bu gençlik nereye gidiyor ya? Bir Avrupa Birliği diye bir şey başımıza bela ettiler bu memlekette. Bu ne ya? Bizim bir kültürümüz var. Bizim bir inancımız var. Bizim bir yani yaşam biçimimiz var. Bizim onlar gibi olamayız biz. Yapamayız. Yani anlatmak istediğim, bu memlekette önce biz kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Ne diyorlar bu memlekette? Pahalılık var, pahalılık var. Ne pahalılığı var ya? Yok mu abi? Pahalılık, bakın pahalılık tabii ki var. Ama iş alım gücü de var. Bu memlekette ben 99'da şurada burada kitap atmadı, onları da gördüm. Alım gücü şöyle yok, şöyle açıklayayım. Eviniz var mı? Var. Ne güzel. Kaç yılında aldınız? 94 yılında aldım. Şu an alabilir misiniz? Alırım. Alırım. İstisna olabilir. Da memleketimden aldığım, çalıştım ama. Gece gündüz çalıştım. Çalışmadan olmaz. Çalışmadan. Eskiden bakınız. İmanlarını satmadan şu an aldım, ev alabilir misin? Aldım. Eskiden ne vardı? Eskiden tabii ki şimdikine göre alabilir gücü. Ya şimdi dünyanın konjonktüründe bir bakın. Bu memlekette neler yaşanmadı? Neler yaşanmadı? 11 tane ilde deprem oldu bu memlekette. Biz bir tane Kocaeli'nde deprem oldu. Bir tane ekmeği götüremedik ya. Ben nerede parası? Ne nerede paralar? Ne parası? Deprem vergilerinden. 11 tane ilde. Bak bugün ayağa kaldırılmaya çalışıyor bu memleket. Bu memleketin başında 40 yıldır terör belası diye bir şey var. Terör belası. Bugün teröristle Doğu'ya da harcanan para 600 milyar dolardan fazla. Doğu'ya 4 defa ayağa kaldırıyor. Şunu 4 merak defa. Et. Terör konusunu açtınız. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise çağırmasını nasıl ben derler? Sana bir şey söyleyeyim mi? Topu aldı topu. Kendi kucağındaki bombayı, yükleyi aldı. HDP'nin kucağına attı topu. Bakalım nasıl bir tepki verecekler? Evet, bekliyoruz. Bakalım nereye, nasıl bir tepki verecekler? Bu memlekette, ben soruyorum size, bu memlekette Kürt sorunu diye bir sorun var mı? Yok. Ya Kürt'ü sevmeyen Türk değildir. Türk'ü sevmeyen Kürt olamaz kardeşim. Biz Etlet-i Nakibiyiz, Alevisi, Sünnisi. Bak İsrail Golan Tepelerinde Suriye'den kapımıza kadar dayandı. Bize komşu oluyorlar, komşu. Onlar o topu, o takadı bizden yiyecekler. Onlar o takadı bizden yiyecekler. Uyanık olmazsak hepimiz bu taşın altına kalırız. Uyanık olmazsak. Bizi harcarlar bozuk para gibi. Gençlerimizi düzgün yetiştirmezsek, gençlerimize düzgün davranmazsak. Ya şimdi diyorsunuz ki, az önce bir soru sordunuz burada. Muhalefet bu memleket. Bu onu sormayacaktınız. Muhalefet bugün erken seçim olsa dediniz. Çok çok önceden sordum. Onu şu sebepten dolayı sordum. Hemen bir dakika. Önce kendime çıktım. Kitabın ortasından geldiniz, muhabbeti dinlediniz. Burada herkes hükümeti eleştirdi bir noktada. Herkes bir yere de
beyni bir iğne batırdı. Dedim ki bu kadar soruna rağmen yarın muhalefet seçimi kazanabilir mi diye sordum. Güveniyor mu muhalefet diye sordum. Hayır, güvenmiyor. Neden güvenmiyor? Onu da kısa bir cümleyle söylüyorum. Bu iktidarın bu kadar iktidarda durmasının tek müsebbibi muhalefettir. Sen bu memleketin insanların, insanlar bazen var ya ekonomiyi de düşünmez, terörü de düşünmez. Bazı insanların böyle değerleri vardır. O değerlerine sen saldırdığın an işin biter bu memlekette. Bu memleket böyle bir memleket. Yani anlatmak istediğim, biz gençlerimizi mahvettik. Gençlerimiz ya bu memlekette, bak ben bir tane kamudan emekliyim. Ya bu memlekette bir LGBT dayatması var. Ya gençlerimize karşılık bakın. Lütfen yani ya bu olur mu ya bu memlekette? Bu memlekette Müslüman mahallinde salyangoz satmak gibi bir şey ya. Bunu da çıkınıyorsun, savunuyorsun. Herkesin yaşam. Ya yok kardeşim böyle bir adamın yaşam hakkı burada. Yok, bu memleketin %90'ı Müslüman. Müslüman elbette bunu kabul ediyor. Olmaz. Şunu da merak ediyorum. Kabul edelim ya da etmeyelim, hassas bir konu. Eşcinsel bireyler var. Sokakta da geziyor, orada da geziyor, burada da geziyor. Bunun haklarının savunmasından rahatsızlık olabilirsiniz. Ama böyle bireyler var. Ya tamam da yani. Millet ne yaptı beni ilgilendirmiyor. Ama bunu böyle yani bir üçüncü bir cins varmış gibi. Allah bizi bir kadından bir erkekten yaratmış. Niye? Bir kadın bir erkek ya. Üçüncü bir cins mi var hayatımızda da biz mi bilmiyoruz yani? Ya bu bizim dinimizde lanetlenmiş ya. Bu kavim bu işi yapanlar lanetlenmiş abi. Üstüne taş yağmış, yağmur yağmış, taş alev düşmüş. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsan bu böyle. Ha inanmıyorsan ben iyiyim. O da seni bileceğine ona yapacak bir şeyim yok. O da saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel sorunları anlattınız ama bir şeyi eksik bıraktınız. Kul hakkı yemek. Kul hakkı yemek derken Allah ne diyor? İki şeyi bana diyor şirk koşma. Bana şirk koşma. Onun dışındaki ben bütün günahları affederim. Bir tek bir şeye karışmıyorum kul hakkına diyor. Onu diyor sen bu adamın hakkını yediysen bu adamla beraber halledeceksin. Evet. Öbürü diyor Allah bile karışmıyor ona. Karışmıyor. Allah bile karışmıyor. Tabii. Diyor ki sen onunla helalleşmediğin sürece öbür tarafta cennete gidemeyeceksin. İnanıyorsan böyle. Yiyorsan kendine yiyor. Allah affedeceği kulunu üzerine taş ve çamur yağdırmaz. Lüt kavminin üstüne bunu yağdırdı. Bu kadar basit. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor bu. Affedeceği bir kavmin üzerine neden yazdırsın taş ve kum, çamur? Abi ben bir de sana şunu sormak istiyorum. Kalifiye eleman eksikliği var dedin. %100 katılıyorum. Gerçekten yok. Eleman yok. Genç olarak şu an eline bir tane tornavida verdiğinde eleman böyle kalır bakar. Niye kendi çocuklarını kalifiye eleman niteliğinde yetiştirip... Bu devlet politikasının yanlışı. Hükümetin... Ya, bak devletimizin, hükümetimizin doğruları varsa yanlışları da var. Neden? Her üniversiteye bir üniversite açmayacaktın kardeşim. Her şeyde. Şimdi bazı yerlerde nasıldır? Ben bunu okuyorum böyle. Öğretmen çağırır der ki kardeşim gel bakayım buraya. Senin çocuğundan hakim olmaz, doktor olmaz. Bu adamdan su tesisatçısı olur, elektrikçi olur. Devletimiz her yere okul yaptı. Herkes üniversite mezunu. 2 yıllık da üniversite mezunu. Gel oğlum diyorsun gel şurada. Kahvede ya çaycılık yap diyorsun. Sana 1500 lira yevmiye. Ben diyor üniversite mezunuyum. Ne üniversite mezunusun? Bilmem ne mezun. Ya yok oğlum evde yatıyor babandan her gün 100 lira alıyorsun ya. Gel de yap işte şu işi. Yok. Ülkemizde iş değiştirme zamanı. 6 ayda bir insanlar normalde bir iş değiştiriyor. 45 kilo düşmüş. Kimse işini gücünü beğenmiyor. Niye beğenmiyor? 33 sene 11.300 günden emekli oldum ben. 11.333 sene sigortalı çalışmışlığım bu. En az bunun 5 senesinde sigortasız vardır. Bir gencin bakış açısıyla bakmaya çalışıyorum. Beni yanlış anlamayın. Ne iş yapıyorsun? Abla klima, nakliye, her şey. Kaç saat çalışıyorsun? Kaç saat çalışıyorum? Sabah 9, akşam 6. Sabah 9, akşam 6. Ne kadar maaş alıyorsun? Maaş söyleyemiyoruz. Ortalama tahmin edeyim. 20-25 bandıdır diye tahmin ediyorum. 20-25 bandıdır diye tahmin ediyorum. 25 bin TL ile bu genç ne yapabilir? Vermeden almak Allah'a mahsus. Yetişene kadar, yetiştikten sonra. Bugün yine bir kurumda arkadaşım çalışıyor. Yine bizim işi yapan bir arkadaşımız. Sosyal medyada silinmiştir. Diyor ki arkadaşını getir sana bana. Buraya çalışsın arkadaşın. Sana diyor 10 milyon promosyon veriyor. Bu iş tamir işi. Oto üzerine benim işim. Ben oto elektrikçisiyim. Yani bizim işte hele. Eskiden babalar derdi ki babam beni bıraktı Çağlayan'a. Bu adamın dedi eti kemiği seneyi benim. Eti kemiği seneyi benim dedi. Vallahi evin yolunu bilmiyordum. Bak vallahi diyorum 13-14 yaşındayım ilkokuldan çıktım. Bilmiyordum evin yolunu. Eve nasıl gideceğim? Köyden geldik sığırın peşinden, ineğin peşinden. Babam dedi bıraktı beni Çağlayan'a. Eve nasıl gideceğim vallahi bilmiyorum. Böyle bir hayata bu memlekette 3 tane çocuk yetiştirdim. Köyde evim de var, burada evim de var, altında arabada var. Hep çalışmayla bu. Ha, hiç ticaret falan yapmadım ben. Sizin çocuklarınız ev sahibi olabilir mi şu an? Olur tabii niye olmasın? Bana göre ben kendimi açıklıyorum. Size de konuştuk. Ortalama bir genç aldığı maaşla bir borç zaten kredi vermiyor. Verdiği zaman da ne oluyor biliyor musun? Bir araba almak istediğimde bir tane devlete alıyorum, bir tane kendime alıyorum, bir tane de bankaya araba alıyorum. Sizce bu doğru mu? Ya tabii ki yanlışlar var. Yani işte doğru. Vergi şeyi çok yüksek. Ya bak benden benim brüt şeyim 65 bin lira. Benden işçi olarak 15 bin lira devlet vergi kesiyor. Anlatabiliyor muyum? Bak düşün yani. En büyük vergi bu memlekette. Bu memleketin bir de sorunu nedir biliyor musun? Bu memlekette fakir aç değil. Bu memlekette zengini doyurma hastalığı.
sorun şeyi var. Biz zengini doyuramadık ki. Fakiri şurada yarım ekmek arası tavuk ekmeği ver şeye. Yanında da bir ayran, Allah'ıma şükürler olsun, yarın gider evine yatar. Ama zengin doymadı. Bu memlekette zengini doyuramadık biz. Fakirde yoksa bir sıkıntı yok, fakirimiz yine fakir. Aynı şekilde yani. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne soruyorsunuz? Türkiye gündemini konuşuyoruz. Devlet Bahçeli'nin Öcalan hakkında konuşmalarını değerlendiriyoruz. Meclise çağırdı. Ne düşünüyorsunuz? Diyecek bir şey bulamıyorum. Benim meclisimin çatısı altında PKK'nın işi yoktur. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Orası Gazi Meclis. Ne orada bebek katilleri barınacak ne de FETÖ'cü alçaklar barınacak. Bunu demek istiyorum. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler, varsa demek istediğiniz bir şey, yoksa kapatıyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hoşçakalın.